Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi de Galatasaray diyelim. Galatasaray'da gündemde neler var? Tabi transfer iddiaları, transfer dönemi olmamasına rağmen Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi. Gazetelerin başlıklarını süslemeye devam ediyor. Fanatik Galatasaray sayfasında da Aslan'ın Bomen planı şeklinde... Haber paylaşılmış okuyucularla detayları şu şekilde transferde sürpriz hamleler yapan ve Toulouse'un Toulouse orta sahası Brankofen'den Boumen'i takip eden sarı kırmızılar 27 yaşındaki futbolcuyla bugün bir görüşme yapacak. Fransız kulübü izin verirse transfer Ocak ayında da gerçekleşebilir şeklinde detaylı bir şekilde oyuncuyu anlatmış ve aynı şekilde süreci de ifade etmiş gazete. 1.88 boyundaki Hollandalı orta saha oyuncusu Bomen defansif gücünün yanı sıra çalışkanlığı ve oyun zekasıyla da dikkat çekiyor. Bir misçö ayarında oyuncu olduğunu da ifade edelim. Dönem dönem Fransa Ligi'ni takip ettiğimde aklıma gelen bir oyuncu olduğunu da söyleyebilirim. Aradan sonra çok daha güzel olacak sözü var. Kime ait bu söz? Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na ve ligin başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi oyuncu. Başka neler söyledi? Şöyle kısa kısa başlıklar halinde aktaralım. Hazırlık maçındaki sonuçların aldatıcı olmaması gerekiyor. Lazio maçı oyun olarak bizim istediğimiz şekilde sonuçlandı. Aradan sonra bizim için çok daha güzel olacak. Ligi de güzel kapatmıştık. Kaldığımız yerden devam edeceğimizi düşünüyorum dedi. E ee, yine yönetim ve hocamız kaptan olmamı düşünmüşler. Bu görev için teşekkür ederim. Zaten takım içinde köprü olmaya çalışıyordum. E, dedi ve bugün e, Toulouse'da bir hazırlık karşılaşması var. E, Fransız ekibiyle saat 17'de oynanacak karşılaşma. Bundan önceki hazırlık maçlarında Galatasaray Vayoana'ya 1-0, Villarreal'e 4-3 yenildi. Adana Demirspor'la 2-2 berabere kaldılar. Lazio'ya da 2-1 mağlup oldu Okan Buruk'un öğrencileri. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'dan olay yaratan transfer iddiası. Trabzonspor'un kalbi Uğurcan Çakır için pusuya yattılar. Galatasaray'da Muslera sonrası kaleye geçecek oyuncu için birçok iddia ortaya atılmaya başladı. Yıldız oyuncunun ilerleyen yaş nedeniyle arayışlara başlayan sarı kırmızılar ortalığı ayağa kaldıracak bir hamle yapmanın peşinde olduğu iddia edildi. Trabzonspor'da gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübün dikkatini çeken Uğurcan Çakır için Galatasaray'ın pusuya yattığı öğrenildi. Galatasaray'da Mustera'nın ardından Kale kimin koruyacağı büyük merak konusu olmuş durumda. 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan Yıldız oyuncunun sözleşmesi uzatılmayacak ve güzel bir jübile ile ayrılık kararı alınacak. Mustera sonrası formayı kimin alacağı merak konusu olmuşken Uğurcan Çakır sesleri ciddi anlamda yükseliyor. Uğurcan Çakır'ın Türk olması Galatasaray'ı bu transferde daha da iştahlaştırıyor. TFF'nin yabancı kural nedeniyle zor anlar yaşayan Sarı Kırmızılar Mustera sonrası kaleyi Türk bir kaleci emanet etmek istiyor. Geçmişte Burak Yılmaz ve Selçuk İnan transferiyle Trabzonspor ile iyi ilişkiler kuran sarı-kırmızı yetkililer sezon sonunda Uğurcan Çakır için masaya oturacak. Galatasaray'ın imdadına yetiştiler. Süper Süperlikte şampiyonluk hesabı yapan Galatasaray'da Patrick Van Anholt ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın elden çıkarmak istediği Hollandalı Solbeke, Yunanistan temsilcisi Olympiakos talip oldu. Sarı Kırmızılı takımın elinden çıkarmaya çalıştığı 32 yaşındaki tecrübeli futbolcuya teklif gelmesinden dolayı mutlu olduğu ve Anholt'un Yunan takımıyla anlaşması halinde bu transfere kolaylık sağlayacağı öğrenildi. Patrick Van Anholt sezonun başlarında maçlara ilk 11'de başlamış ancak daha sonra formasını Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'e kaptırmıştı. Tecrübeli futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 9 resmi maçta forma giydi. Anolt bu karşılaşmalarda gol atamazken 2 asiste imza attı. Yıldız oyuncunun Galatasaray'a olan kontratı 2024'te bitiyor. Patrick Van Aanholt 2021 yazında İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace'tan bedelsiz olarak kadroya katılmıştı. Galatasaray'da kritik gün. Komoli ile görüşme. Galatasaray Sky ekibinin takip ettiği Hollandalı futbolcu Van den Boom'un ile ilgili bugün bazı girişimler yapılacak. Sarı Kırmızı'da ekibin bu akşam Toulouse ile oynayacağı hazırlık maçından önce Galatasaraylı yetkililer 27 yaşındaki orta ile bir araya gelecek. Fransız ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Booman'ı Galatasaray'ın sezon sonunda bedavaya alma şansı var. Görüşme de bu yönde gerçekleşecek. Ancak Toulouse tarafının Hollandalı oyuncuyu Ocak ayında uygun bir bonservis karşılığında bırakma ihtimali doğarsa Sarı Kırmızılar geç kalmadan bu operasyonu tamamlamak istiyor. Defansif yönü kuvvetli olan 1.88 boyundaki Bumun hem ön libero'da hem de 8 numarada görev yapabiliyor. Şu ana kadar benzer bir rol için transfer edilen Mütcho'nun beklenen veremesi ve Norveçli oyuncuya Hollanda Ligi'nden talipler çıkması muhtemel bir satışı beraberinde getirebilir. Bu durumda Bumun transferinin tam isabet olacağı düşüncesi yönetim kanadında ve teknik heyet cephesinde de ağır basmış durumda. Galatasaray'ın Dembele transferinde rakip çok. Sezonu zirvede tamamlayarak mutlu sona ulaşmak isteyen Sarı Kırmızılar da golcü arayışları hız kazandı. Gomis ve Seferovic'ten umduğunu bulamayan Sarı Kırmızılar Dembele transferinde ısrarcı. Okan Burun iyi bir opsiyon olarak gösterdiği Musa Dembele için İngiliz ekipleri birbirine girdi. Nedeni ise Fransız oyuncunun püremerlikte de yabancı değil İngiliz futbolcusuyla oynama şansını elde etmesi. West Ham, Manchester United ve Chelsea'den sonra şimdi de Aston Villa'nın da Dembele kadrosuna ekleme şansını değerlendirmek istediği belirtiliyor. İngiliz Futbol Federasyonu kurallarına göre bir oyuncu 21 yaşına gelmeden önce aynı kulüpte 3 yıl geçirmesi halinde yerli oyuncu statüsü kazanıyor. Galatasaray, Okan Burun takımda görmek istediği Dembele için elini çabuk tutacak. Jimbo'nun birçok talibi olan Lyonlu golcüye son olarak Aston Villa'nın kancayı takması üzerine çalışmalarına hız verdi. 26 yaşındaki Yıldız'ın menajeriyle görüşmeler sıklaştırıldı. Fransa'dan gelen bilgilere göre ise Dembele karar verme konusunda biraz daha beklemekten yana. Dembele'nin Lyon'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Dembele bu sezon Lyon formasıyla 12 maçta görev aldı. 26 yaşındaki Yıldız Forvet 2 gol katkısı sağladı. Mali asıllı Fransız futbolcu Fransa milli takımının alt yaş kategorilerinde 58 maçta 23 gol attı. Galatasaray'dan ayrıldı PSG'ye gitti. Paris Saint Germain kulübü sportif danışmanı Luis Campos 3 yeni oyuncu gözlemcisiyle anlaştı. Geçen sezon Galatasaray'da sportif direktörlük görevini yürüten Pasquale Sinsibal oldu. L'Equipe gazetesinin haberine göre Campos Paris Saint Germain'de 3 yeni oyuncu gözlemcisine işe aldı. Bu isimlerden biri de Galatasaray'dan ayrılan Pasquale Sensible oldu. Sensible önümüzdeki günlerde Fransız ekibinde göreve başlayacak. Campos'un aracılığıyla Galatasaray'da sportif direktör olan Pasquale Sensible sezon sonunda Galatasaray'da yönetim değişmesiyle birlikte görevden alındı. Sensible Galatasaray'da geçirdiği 4 aya karşın aldığı 750 bin euro ile tartışmaların odağında yer almıştı. Messi mi Mbappe mi? 2022 Dünya Kupası'nda final karşılaşması pazar günü oynanacak. Messi ile Arjantin ile Mbappe ile Fransa dünyanın en iyisi olmak için mücadele verecek. Peki ikilinin karşılaştığı önceki maçlarda sonuç ne oldu? Akşam gazetesinin haberine göre PSG Katarların kulübü olduğu için şimdi Katar halkı da kimi destekleyeceği konusunda ikilem içinde. Ama kim kazanırsa kazansın Katar kazanacak diyorlar. 23 yaşındaki Mbappe ile 35'lik Lionel Messi arasındaki rekabet aynı zamanda gençlik ve tecrübenin de bir kapışması olacak. Geçmişte iki oyuncu arasında oynanan iki kritik eleme maçında da gülen Mbappe oldu. 2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda son 16 maçında Fransa ile Arjantin karşılaşırken Mbappe 4-3'lük galibette sahadan mutlu ayrıldı. 2020-2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi eleme aşamasında da 4 birlik ve 1 birlik maçlarla kazanan Mbappé oldu. Şimdi iki büyük yıldız bir kez daha en büyük kupa için en büyük finalde kapışacak. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.